İyi günler değerli izleyenler. Gündem Politika programındasınız. Bugünkü konuğum Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat. Kendisiyle gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Fatih hoş geldin yayınımıza. İpek Holding ve bünyesindeki bağlı şirketlere kayyum ataması yapıldı. Bugün de o holding içerisinde yer alan Bugün ve Millet gazeteleri siyah bir sayfayla manşetle çıktılar. Demokrasimiz, özgürlüğümüz ve Türkiye için kara bir gün manşetini kullandılar. Bugün de hem İstanbul hem Ankara binası önünde protestolar var. Kanal Türk'ün veya Koza İpek Holding'in. Düşen haberlere baktığımızda mesela İstanbul'da biber gazı kullanıldığı polisin bina önündekilere. Ankara'da yani resmi belge isteyen şirket görevlileriyle arbede yaşandığı gibi bilgiler geliyor. Hem bu kayyum meselesini nasıl değerlendiriyorsun hem de bugün yaşanan gelişmeleri nasıl okuyorsun? Bu aslında yani bir süre önceki gelişmelerin devamı. Yani bu gruba daha önce de bir takip ve baskı süreci vardı, tartışılmıştı. Seçimlerden öncesinde de böyle bir durum açıkçası bekleniyordu. Bunu aslında çok yani AKP iktidarının ilk dönemine gidersek Cem Uzan grubuna yönelik olarak bu yapılmıştı. O zaman çünkü Genç Parti'nin AKP açısından bir tehdit içerdiği düşünülüyordu. Ve ona ilişkin olarak onun yayınları ile ilgili böyle bir tasarruflar zinciri devam etmişti. Ve bakıldığında da bugün o grubun diyelim gazetesi, Star gazetesi bugün iktidarın en ateşli savunucularından biri haline geldi. Dolayısıyla bu operasyonu da diğer bu Koza İpek grubunun elindeki yayın organlarını starlaştırma operasyonu diye de okuyabiliriz. Yani AKP'nin ilk dönemki pratiğinin bugünkü devamı diye okuyabiliriz. Burada aslında tabii çeşitli yayın organlarına kendi pozisyonları bakımından bir baskı süreci işletiliyor. Yani örneğin belli yayın internet sitelerine erişim engelleniyor. Daha çok sol ve hükümete muhalefet eden siteler bunlar. İşte Sendika.org örneğin, DİHA örneğin ve başka bazı siteler. Çok sayıda haber sitesi. Diğer taraftan örneğin bize sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı soruşturmalar var, şikayetler var. Örneğin 50 tane tekzipten söz edebiliriz Erdoğan tarafından. Gazetemize çeşitli haber ve yazılara ilişkin olarak gönderilmiş olan soruşturmalar var. 6-7 yazarımıza açılmış soruşturma ve davalar var. Bakıldığında yeni bir uygulama olarak Basın İdam Kurumu Genel Müdürlüğü de iktidarın denetleyici bir mekanizması gibi işletiliyor bu süreçte. Örneğin biz Tek Adam Çok Ölüm başlıklı bir manşet atmıştık. 8 Eylül tarihi olabilir. Bu Dağlıca operasyonu ile ilgili canlı yayında ATV A Haber'de canlı olarak verilen Erdoğan'ın programında Dağlıca ile ilgili soru sorulması üzerine bu 400 vekile ilişkin yaptığı vurgunun ardından bir tartışma yaşanmıştı. Biz de toplam olarak ona da dikkat çeken ve oradaki tepkilere yer veren bir manşet hazırlamıştık. Bundan ötürü Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü bize bir tebligatname göndererek bizim savunmamızı istedi. Daha önce başka benzer içerikli yazılar geliyordu ve buralardan aslında bu yazı geldiği zaman şunu anlıyorsunuz. Bir ilan cezası verilecek size. Yani basın ahlak yasasıyla tanımlanmış bir yetki veriliyor Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne. Oysa aslında bunlar tamamen yargıya ilişkin olarak verilebilecek sorumluluklar. Diğer taraftan da basın meslek ahlak ilkeleri de basın örgütlerinin alanına giriyor. Zaten biz basın meslek örgütlerinde görev yapıyoruz. Bu alanlarda çalışıyoruz. Aslında Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'nün böyle yetkilerle donatılıyor olmasının nedeni tamamen iktidarın susturma mekanizması haline getirilmek istenmesi. Yani örneğin iktidara yakın yayın organlarına çokça ilan verilirken, örneğin bizim gibi gazetelerle asla kıyaslanamayacak devasa ilanlar verilirken, resmi ilanlar, bize verilen çok cüzi ilanları bile kesmekle tehdit etmeye yönelik olarak bu tür tebligatlar yapılıyor, savunmalar getiriliyor, hukuksuz bir süreç işletiliyor. Burada da başka bir biçimde bir kayyum süreci işletiliyor.
Ve bu kayyum süreci de biliyoruz ki aslında bu kurumların oluşabilecek güç dengesine bağlı olarak bir şekilde iktidarın keyfine devredildiği, iktidarın iktidar açısından denetlenip yönlendirilebilir organlar haline getirmesine yönelik bir süreç olarak tam düşüyor. Burada virgül koyup kayyumda görevlendirilen isimlerden bahsetmek istiyorum biraz. Şimdi İpek Koza Holding'in enerji şirketlerine görevlendirilen isimler arasında Ali Yazlı. Kimdir diye baktığımızda serbest muhasebeci ve mali müşavir. Aynı zamanda AKP Ümraniye Belediye Meclis Üyesi ve Encümeni. Basın şirketlerine görevlendirilen Hüdayi Bal diye bir isim kimdir diye baktığımızda daha önce Turkuaz Medya Grubu'nda çalıştığını görüyoruz. Daha sonra TMSF tarafından Show TV yönetimine atandığını görüyoruz. Ümit Önal yine Dijitürk Yönetim Kurulu üyesi. Dijitürk de daha önce değil mi Samanyolu ve bugün TV'nin de aralarında olduğu 7 yayın kuruluşunu bünyesinden çıkarmıştı. Mesela diğer şirketlerde görevlendirilmiş Nevzat Demiröz ismi karşımıza çıkıyor. Kendisi AK Parti, AKP milletvekili Vedat Demiröz'ün kardeşi ve mali müşavir. Örneğin şimdi tam da sizin dediğiniz tabii, gibi tarafsız diye tarif edilen ama bir yanıyla da iktidarla ilişkilendirilebilecek isimler. Tamamen iktidar damgasını taşıyan bir kayyum bu. Yani örneğin işte devletin çeşitli alanlara ilişkin bir şirketle ilgili, bir sendika genel kurulu ile ilgili, başka pek çok alana ilişkin diyelim bir kayyum süreci işletildiği zaman bu ya da farklı şirketler ilişkin bu yine tartışılır ama farklı içerikleriyle tartışılır. Burada yayın organlarının elinde bulunan şirketleri hedef aldığı zaman bu doğrudan seçimler öncesinde o yayınların iktidarı yıpratabileceğine ilişkin endişeden hareketle bunu engelleyip o alanı yeniden yapılandırmak. Genel olarak medya alanının çok büyük bölümünün iktidar tarafından iktidar lehine yönlendirilebileceği bir alan haline getirmek. Amaç bu ve burada tabii ki şöyle bir tartışma da var. Solun belli bir kesim açısından bakıldığında ya bu gruplar özgürlükçü gruplar mıydı? Çünkü şimdi çıkıyorlar diyelim özgür basın susturulamaz şeklinde tepki gösteriyorlar. Yani cemaatin örneğin daha önce pek çok gazeteci davasında ihbar eden ve yöneten o süreci gazeteciler daha tutuklanmadan tutuklandı diye haber veren STV'nin ve diğer yayın organlarının pozisyonlarından hareketle bugün mağdur duruma düştüğü zaman cephesini genişletmeye yönelik olarak belli ittifaklara girdiği şeklinde yorumlanabiliyor ve bu yorumun kendisi doğru ama buradan yola çıkarak bunlara sahip çıkılıp çıkılmaması üzerine bir tartışma da bu tartışmayı aslında bu tartışmaya müdahaleyi daraltıyor. Neden? Savunulan aslında basın özgürlüğü değil mi tabii burada? Tabii ki burada aslında şöyle bir yan var. Burada iktidarın tasarruflarına yönelik bir tutum almak önemli. Yani bu kurumlar basın özgürlüğü alanındaki özgürlük nosyonunu da temsil etmeyebilir ki yayınlarıyla bakıldığında aslında çok demokratik içerikli, halkın menfaatine, çeşitli demokratik özgürlüklerin genişletilmesi bakımından pozisyon almış, Türkiye'nin çok önemli sorunlarında öyle çözücü pozisyon almış yayınlardan söz etmiyoruz. Hatta pek çok açıdan tıkayıcı yayınlar yapan yayın gruplarından söz ediyoruz. Hatta bu yayınların ve bu grubun bizim çevre mücadeleleriyle ilgili yahut da siyanürle altın arama ile ilgili yaptığımız pek çok habere ilişkin, arkadaşımız Özer Akdemir'in yaptığı pek çok habere ilişkin bunları açtıkları davalar var. Bizim de davalık olduğumuz aslında gruplardan söz ediyoruz. Ve tamamen basın özgürlüğüne müdahale niteliğinde aslında. O zaman basın özgürlüğüne bizim yayınlarımız ve son derece haklı temellere dayanan yayınlarımıza ilişkin olarak bu grupların açtıkları davalarla biz uğraşıyoruz. Ama diğer taraftan dediğim gibi nitelikleri de hatırlatarak bu ama iktidarın karşısındaki farklı içerikli basın gruplarını susturmaya yönelik tutumunun temelini ortadan kaldırmıyor. Dediğim gibi bize farklı yapıyor. Kürt basın emekçilerini yahut da işte ne yapıyor diyelim DİHA'ya baskın yapıyor Diyarbakır'da çalışanlarını gözaltına alıyor. Yahut da bir DİHA muhabiri arkadaşımız Serhat Yücel'in kafasına silah dayıyor. Aynı iktidar yapıyor bunu. Burada da farklı içerikte, geçmişte daha önce belki kendisiyle ittifaklar yapmış olan ama bugün karşı karşıya geldiği, çıkar çatışmasına girdiği grubun kontrolündeki yahut da onun etki alanındaki basın organlarında susturmaya yönelik bir pozisyon alıyor. Dolayısıyla burada birilerinin basın özgürlüğü hakkını savunup savunmamaktan da öte, ondan da fazla iktidarın
basın alanını denetlemeye yönelik ve basın alanını toplam olarak aslında kendi güdümüne sokmaya yönelik tavrıyla mücadele etmek gerekiyor. Yani bu tutum geçmişte Demokrat Parti'nin tavrını hatırlatıyor. O zaman da besleme basın kavramı vardı. Tahkikat komisyonları vardı ve iktidara yakın yayın organları beslenirdi. Çeşitli desteklerle beslenirdi. Diğerlerin açısından da sürekli denetleyici ve yargılayıcı süreçler işletilirdi. Ve beyaz, örneğin sansürlenmiş sayfalar beyaz çıkardı. Türkiye o süreçleri yaşadı. Dolayısıyla bugün AKP iktidarının farklı açılardan o süreci modern imkanlarla yürütmeye çalıştığını görüyoruz. Şimdi iki kayyum atanmasına dair iki yorum, biri tepki ama biri yorum diyelim. Biri ABD Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından bir açıklama yapıyor. Şöyle diyor: vatandaşların erişebildiği bakış açılarının çeşitliliğinin özellikle de bir seçimden önce azalması kaygı verici bir durumdur. Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapmış olduğu açıklama bu. Tepki şeklinde yorumlayabiliriz. Bir de bu meseleyi duyup da görüp de duymamazlıktan gelme hali Bülent Arınç. Urfa'da gazeteciler bu meseleyi soruyor. Ya İpek Koza Holding'e kayyum atandı. Böyle bir durum var, ne diyorsunuz diye. Çünkü Bülent Arınç değil mi? Cumartesi günü Erdoğan'ı hükümete... İfade özgürlüğünden mağdur edildiğini söylüyordu. Evet. Şimdi ilk başta duymamazlıktan geliyor. İkinci defa sorulunca da şöyle diyor: tahmin ettim. Hiç olmazsa Urfa'da bunu sormazlar dedim. Ama siz onu sordunuz. Hadi onu sormamış olun deyip meseleyi kendince kapatıyor. Kendi özgürlüğüne uygun bir yanıt vermiş. Yani bir ifade özgürlüğünden bir yandan yakınıyor ama diğer taraftan da yani savunduğu zaman da sorun yaşayacağı bir alana ilişkin olarak da ses çıkarmamayı tercih ediyor. Evet. ABD Büyükelçiliği açısından da tabii Dışişleri Bakanlığı açısından ya da şunu söylememiz lazım. Yani bakıldığında demokrasinin teminatı olarak göstereceğimiz bir yerde durmuyorlar. Yani yani pek çok açıdan bunu Orta Doğu'ya, dünyanın pek çok bölgesine müdahaleleri açısından da söyleyebiliriz. Diğer taraftan basının ABD'de de çeşitli biçimlerde aslında baskı görüyor olması bakımından da söyleyebiliriz. Hatırlarsak aslında 1 Mart tezkeresinde ABD'ye ilişkin Türkiye kamuoyunda ciddi bir tepki oluşmuştu. Ve o süreçte Amerikan karşıtlığı çok son derece güçlenmişti. Ama son dönemlerde hükümetin Suriye politikası ve onun içeride yarattığı büyük tahribat karşısında ve irtica cihatçı örgütlere verdiği desteğin hem Türkiye içinde hem bölgede yarattığı tahribat Türkiye'nin dış politikasını iflasa sürüklemesi karşısında ABD farklı grupları IŞİD'le mücadele eden bir görüntü vererek tekrar çeşitli biçimlerde sempati toplama yönelik bir sürecin aslında içinde öyle bir süreç yaşıyor. Ve burada da işte ABD basın özgürlüğünün önemini seçimlerden önceyle ifade özgürlüğünün önemini güçlü bir şekilde vurgular deniyor o açıklamada. Dolayısıyla bu tabii ironik bir şey. Yani AKP'nin demokratik tahammülleri, gerekleri baskı altına alıyor oluşu bizim yani ABD'nin daha demokratik olduğuna ilişkin şeyi bir duyguyu da beslememeli diye düşünüyorum diğer yandan. Yani iki ayrı gericilik arasında da tercih yapmamak gerekiyor. Ama Türkiye'de genel olarak da işte hükümetle mücadele açısından ABD'nin hükümete vize verip vermemesi bile açıkçası onunla mücadelenin sanki bir şeyi dayanak noktası olabilir gibi tartışmalar da olabiliyor. Bunların da tabii farklı sakıncaları var. Şimdi Bülent Arınç'ın başbakan yardımcılığı döneminde sorumlu olduğu TRT, AKP dönemindeki alışkanlığını sürdürüyor. Orada bir değişiklik yok. Şunu kastediyorum. RTÜK üyesi Ersin Öngel, değerli izleyenler, TRT'nin 25 günlük canlı yayın bilançosunu, tablosunu açıkladı. Erdoğan TRT ekranlarında 29 saat, AKP 30 saat ki HDP'nin 100 katı, CHP 5 saat, MHP 1 saat 10 dakika ve HDP 18 dakika TRT ekranlarında yer bulmuş. Bugün sosyal medyada da tepki çeken bir haberdi bu. Tabii. Bizim vergilerimizle var olan TRT ne kadar eşit davranıyor siyasilere diye. Tabii ki bizim yarın şu an itibariyle Taşra'ya gönderdiğimiz ilk baskımızın manşeti de bu şekilde. Yani
Ve yani bunu teşhire dönük bir manşet. Yani burada tabii şöyle bir durum var. TRT deyince devletin imkanlarının üzerinde kurulan ve halktan vergilerle beslenen bir kurumdan söz ediyoruz. Dolayısıyla burada bir eşit temsil diğer bütün hepsinden aslında daha fazla bir gerek, daha fazla bir ihtiyaç. Yani herhangi bir sermaye grubunun elindeki medya organının o sermaye grubunun yakın olduğu siyasi partiye pozitif ayrımcılık tanıyor olmasının başka bir sınıfsal tekabüliyeti vardır. Onu öyle değerlendirebilirsiniz. Eleştirirsiniz ama buradan kaynaklanıyor dersiniz. Ama TRT açısından bakıldığında halkın vergilerinden beslenen, bütçesi öyle oluşturulan bir kurumdan söz ediyoruz. Böyle olunca da bütün partileri halkın oyunu almak üzere halkın önüne çıkan bütün partileri de bir eşit temsilin söz konusu olması lazım. Ama bunlar çiğneniyor tabii. Yani pek çok açıdan sorunlu bir tablo. Bunun da aslında 1 Kasım'dan sonra siyasi tablonun neden değişmesi gerektiğini de ortaya koyan gereklerden birisi bu. Yani iktidar yapısını değiştiremediğiniz zaman yani iktidar devletin elindeki yayın organları da doğrudan iktidarın borazanı haline getiriliyor açıkçası. Şimdi İsmet Yılmaz ve Mehmet Ali Şahin'in dün açıklamaları oldu. Halde konuşuldu. Yani İsmet Yılmaz diyor ki Sivas'ta dün 70'li 90'lı yıllar Türkiye'nin kayıp yıllarıdır. Türkiye tek parti iktidarında ülkeyi büyüttü. Eğer koalisyonlara bu ülkeyi muhtaç ederseniz evlatlarınıza iş bulmak zor olur. Bir, İsmet Yılmaz'ın aman AKP'den vazgeçmeyin. Hı hı. Alt metinde bu var. İkincisi AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in Karabük'te yapmış olduğu açıklama. Bence bu daha dikkat çekici. Eğer sandıktan 7 Haziran sonuçlarına benzer bir sonuç çıkarsa korkarım yeniden seçim konuşulmaya başlanacak diyor Mehmet Ali Şahin. Bu iki açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Mehmet Ali Şahin'in açıklaması. Şimdi tabii ki ilk açıklama yani başbakanın Kürt halkını, bölge halkını beyaz Soroslarla korkutma tutumunun bir devamı. Burada da işsizlikle, ekmeksizlikle korkutmaya yönelik şey var aslında. Diğer taraftan da Mehmet Ali Şahin'in tavrı da tabii başka pek çok şaibeyi içinde barındıran bir yaklaşımın işaretlerini veriyor. Yani burada şunu anlıyoruz, iktidarın hoşuna giden sonuç çıkmadığı durumda iktidar yeniden seçimi zorlayacak. Siz bunun bunu olası görüyor musunuz? Yani 1 Kasım seçimlerinde AKP'nin memnun olmadığı bir sonuç çıkması durumunda olası bir seçim, yeniden seçim zorlanır mı Erdoğan AKP tarafından? Yani şimdi tabii ki şimdi Erdoğan'ın kendi iktidarını yargılanmasını çok ciddi davalarla suçlandı. Yani 17 Aralık, 25 Aralık soruşturması çok ciddi aslında belgeleri delilleri içinde barındırıyordu. Yayın yasağı getirildi, savcılar, polisler yer değiştirildi, sürüldü, cezalandırıldı ve örtüldü. Şimdi dolayısıyla Erdoğan'ın yetkisinin daraltılacağı bir iktidar alternatifinin onun yargılanmasının önünü açabileceğine ilişkin ciddi bir endişe var ve bu başkanlık bakımından aslında sistemin istikrarı adı altında savunulan şeyin altında bunun da yattığını biliyoruz. Dolayısıyla Erdoğan'ın bu süreci zorlaması için bir kendisi açısından böyle bir gerekçesi var. Kolay vazgeçebileceği bir gerekçe değil bu. Ama tabii ki siyaset güçler dengesi ve güçler mücadelesi sonucu şekilleniyor. Dolayısıyla seçimlerden sonra AKP'nin bu tür kararları alabilmesini imkansız kılacak, zorlaştıracak bir siyasi tablo olduğunda bunun olması da o kadar kolay olmaz. Yani Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin sınırlanmasına yönelik bir tartışmanın da önüne açılabileceği, belki onunla ilgili anayasa değişikliklerinin bile yapılabileceği bir dönemde yaşanabilir. Dolayısıyla bu 1 Kasım'da ortaya çıkabilecek tabloya bağlı. Yani şöyle bir şey yok. Yani AKP'nin oyları diyelim bunu değiştirebilecek bir gücün altına düşerse, koalisyonla da bunu yani buna ilişkin bir koalisyona da elverişli bir noktada olmazsa böyle bir şey söz konusu olmaz. Bunu Mehmet Ali Şahin'in tabii ki iktidarın kafasının arkasındaki bir proje olarak ifade ettiğini düşünebiliriz. Yani Cumhurbaşkanı'na da yakın bir isim olarak okuyabiliriz. Dolayısıyla böyle bir şey var. Bir yandan da tabii ki bu aslında seçmeni de yıldırmaya yönelik bir tutum. Yani diğerleri gibi beyaz toros yaklaşımı var, işte işsizlikle tehdit etme yaklaşımı var. Bu da yani kurtulmanız için şu oyları bir verin gibi bir yaklaşımı da diğer yandan içeriyor. Peki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı belki yargılamaya götürecek bir süreç olabilir diyorsunuz. 1 Kasım seçimlerinin sonuçları. Olası bir koalisyon görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışma dışı bırakılamaz mı? Örneğin CHP buraya gelmez mi bir iktidar ortağı olma karşısında Erdoğan'ın saray içerisine girdiği, dışarı iç reel politikaya fazla dahil olmadığı bir Erdoğan'dan tatmin olup daha fazla devam etmeyebilir. Bu ihtimaller dahilinde değil mi mesela bu? Yani tabii ki öyle. Veya MHP. Şimdi tabii ki oluşacak siyasi tabloya bakmamız lazım. Yani AKP ile CHP'nin, AKP'nin zayıf 7 Haziran'dan diyelim daha zayıf bir sonuçta çıkması halinde oluşabilecek bir AKP-CHP, CHP'nin de nasıl bir tutum alacağına da bakmak lazım. Böyle bir koalisyon formülü içinde Erdoğan'ın Gül'e yakın bir noktaya çekilmesi gibi bir anlaşma yapıldığı durumda, yani böyle bir şey, Erdoğan daha geride durduğu bir tablo da yaşanabilir. Ama şimdi Türkiye belli suçların arşive kaldırıldığı bir süreç yaşıyor. Yani örtüldüğü sanılıyor ama Türkiye'de güçler dengesi değiştiği zaman ben bu dosyaların yeniden açılabileceğini de düşünüyorum, açılması gerektiğini de düşünüyorum. Ve açıkçası şunu da ifade etmek lazım. Yani kişisel kanım o ki aslında bir devir kapanıyor. Yani 1 Kasım seçimlerinde bu şu anlama gelmiyor. Ben çok diyelim 30-35 arasında bir oy alacak gibi bir tahminle bunu söylemiyorum. AKP için mi? AKP açısından. Yani bu %40 gibi bir limit de olabilir. Ben daha altında da alabileceğini düşünüyorum ama oyların da koruduğunu varsayabiliriz. Ama artık bence şu değişti. Özellikle Ankara katliamından sonra başka pek çok aslında bölgedeki politikalarını da takip ederek söylersek, çatışma sürecinin derinleştirilmesi, Cizre'de olanlar, Silvan'da olanlar, tüm bunların halkın hafızasında bir sonuçları var. Onun dışında toplam sistem içinde bir anlamı var. Ben sermaye açısından da sermayeyi yönetmek için zaten bir sınıf olarak baskı ve sömürüyü zaten önceler. Bir sınıf olarak zaten bunu içinde barındırır, böyle yönetir. Ama onun açısından da, büyük sermaye açısından da artık AKP rentable olmaktan çıkmıştır. Kar ve zarar hesabı açısından bakıldığında. Dolayısıyla bir AKP ile iktidar süreçleri, koalisyonlar tabii ki farklı zorunluluklar olarak ortaya çıkar ama artık AKP'ye bir gelecek vizyonu biçmek sistem açısından kaotik bir geleceği daim kılmak anlamına geliyor. Burada tabii soru şu diğer taraftan. Hangi güçler AKP'nin sonunu hızlandırırsa Türkiye'nin geleceğindeki siyasi şekillenmede de o güçlerin etkileri daha fazla olabilir. Beşinci parti tartışmalarını o zaman tabii buradan değerlendirmek tabii gerekiyor. O zaten tabii ki geçmişte mesela 28 Şubat'tan sonra DYP bilerek oradan bir DTP çıkartıldı. Başka bir denklem oluşturuldu. Bu tabii var bunun içinde. Ama bundan da öte şöyle diyebiliriz. Sermaye açısından öyle bir tartışma vardır ama halk güçleri açısından da şunu söylemek mümkün. Bugün HDP ile birlikte, HDP ve birlikte seçime giren güçler var. Bu güçler eğer bu güçlere çıkarsa, yani 1 Kasım seçimlerinden ve 1 Kasım'dan sonra da daha geniş bir Birleşik Halk Hareketi'nin, demokratik birleşik bir halk hareketinin oluşturulmasına ilişkinde bir tutum geliştirilirse, yani bütün diyelim demokratik sol güçleri de içermek üzere söylüyorum. HDP'yi de aşan bir muhalefet tabii ihtiyaç onu aşan, var. Tabii ki. Yani şimdi HDP ve birlikte seçime giren güçler diyelim bugün bu seçimde çeşitli rakamlar ifade ediliyor. Yani bunların hepsi barajın üzerinde rakamlar. İktidarın yaptırdıkları dahil. Şimdi bu ancak bunun AKP'yi önleyici, yani tek AKP'nin tek başına iktidarını önleyici bir gücü temsil ettiğini görüyoruz ama Türkiye'nin bundan sonraki siyasi şekillenmesini yaratacak, yani bir ana muhalefet pozisyonundan diyelim yeni iktidar tartışmalarında yahut da Türkiye'nin demokratikleşmesine ilişkin yeni anayasaya toplumsal basınç oluşturmak gibi pek çok zeminde daha geniş, daha birleşik bir halk hareketine ilişkinde bir şey var, ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani HDP'nin de belli tıkanıklıklar yaşadığını düşünüyorum ama bu seçim açısından, 1 Kasım açısından HDP ve birlikte hareket eden güçlerin
güçlerine güç katarak çıkması son derece kilit önem taşıyor. Dolayısıyla bu zaman dilimini, yani bir elin parmaklarından daha az bir zaman kaldı artık, sayılı günler var. Hem işte bir oy daha fazla almak açısından en yakınımızdakilerine dair de bir çalışma yapmak, her zaman söylendiği gibi. Sandıkların denetlenmesi, çünkü artık özellikle sandık birleştirilmesi, taşınmasına ilişkin iktidarın yaptığı zorlamalara da baktığımızda her türlü yolsuzluğa, sandık usulsüzlüklerine ilişkin de şüphe duymamızı gerektirecek şeyler yaşandı. Dolayısıyla bu sandıkların da takibi son derece önem taşıyor. Buradan değiştirici, toplumu değiştirmeye muktedir güçlerin güçlerini artırarak çıkması için de bu sürecin iyi değerlendirilmesi gerekiyor özellikle. Şimdi daha önce bu program kapsamında da konuşmuştuk. Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu. Bu rapor niye açıklanmıyor, niye geciktiriliyor? Bununla ilgili çeşitli iddialar var, spekülasyonlar var. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Die Welt raporun taslağına ulaştığını açıkladı ve bununla ilgili bir haber yaptı gazetesinde. Biz de bu haberdeki öne çıkan başlıkları toparladık, bir video hazırladık. İzleyelim, üzerine Fatih'le konuşmaya devam edelim. Alman Die Welt gazetesi, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye İlerleme Raporu'nun açıklanmasını erteleme nedeninin raporun sert eleştiriler içermesi olduğunu ileri sürdü. Söz konusu haberde 2015 İlerleme Raporu'nun AKP yönetimine ciddi eleştiriler içerdiği, açıklanması halinde 1 Kasım seçimleri öncesinde AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik yeni suçlamalara neden olabileceği gerekçesiyle geciktirildiği belirtiliyor. Gazetenin ulaştığı raporun taslağında, Türkiye'de son 2 yılda düşünce ve gösteri özgürlüğü alanlarında büyük ölçüde gerileme görülmektedir. Düşünce özgürlüğü sıkça sorgulanmakta, yasal düzenlemeler otoriter biçimde yorumlanmakta, siyasi baskı artmakta, gazeteciler işten çıkarılmakta ve sıklıkla gazetecilere yönelik soruşturmalar başlatılmakta ifadeleri yer alıyor. Sindirme ve korkutma politikasının sadece gazetecilere yönelik olmadığı, normal vatandaşlara da uygulandığına dikkat çekilen raporda, Türkiye'nin radikal İslamcıların Suriye'ye gidip IŞİD'e katılmasına müsaade ettiği de belirtiliyor. Die Welt gazetesi, AB-Türkiye ilerleme raporunda eleştirilen bir diğer başlığın da Kürt meselesi olduğunu bildiriyor. AKP'nin tek başına iktidar olamamasının sonucunda tekrar seçim kararı alındığına dikkat çekilen taslakta, HDP'ye yönelik saldırılar kınanırken çözüm sürecine yeniden başlanması gerektiği vurgulanıyor. Şimdi raporda, taslakta, Die Welt'in ele geçirdiği kısımda dikkatimi çeken 3 nokta var. Birincisi, Türkiye'de son 2 yılda düşünce ve gösteri özgürlüğü alanlarında büyük ölçüde gerileme görülmektedir tespiti. İkincisi, Türkiye'nin radikal İslamcıların Suriye'ye gidip IŞİD'e katılmasına müsaade ettiği yönündeki ifade. Üçüncüsü de 1 Kasım seçimlerinin 7 Haziran'da tek başına iktidar olamayan AKP'nin yeniden şansını denemek için yapıldığına yönelik tespit. Yani burada gerçek gizlenmeye çalışılıyor belki Türkiye'de gücü yettiği oranında kayyum atıyor. Dediğiniz gibi site kapatıyor. Ama Avrupa'da en azından bunlar görülüyor, rapora işleniyor. Şimdi tabii burada Avrupa'nın tutumunu da aslında şöyle yorumlamak mümkün. Bu Avrupa İlerleme Raporu'nu Türkiye ile ilgili mülteci ilişkisinden ötürü, yani Türkiye'nin Avrupa'nın sınır bekçiliğini üstlenmesi ve belli bir para karşılığı da aslında yardım adı altında para karşılığı da bunu yapması karşısında iktidarın yıpratılmaması için bu raporun açıklanmasının seçim sonrasında bırakılması demek Avrupa Birliği'nde gerileme karnesi demektir aynı zamanda. Yani zaten böyle bir yapısı olduğuna ilişkin hep eleştiriler yapıyoruz. Dolayısıyla bu da onu gösteriyor. Bir çıkar ortaklığı bu ve Türkiye ile ilişkisinde de o çıkarına uygun olarak, yani mülteci ilişkileri bakımından Türkiye iktidarıyla, AKP iktidarıyla girdiği çıkar ortaklığı gereği o hep Avrupa Birliği'nin idealleri olarak gösterilen, kendini hatta ABD'den ve diğer büyük emperyalist blok yapılardan ayırmak üzere gösterilen o demokratikleşme vizyonunun da aslında ne kadar pazarlanabilir, ne kadar belli çıkarlar etrafında ertelenebilir bir şey olduğunu da gösteriyor. Bu bir aslında satıştır yani diğer taraftan bakıldığında. Belli şeyler almak açısından, işte dediğim gibi özellikle mültecilik korkusu. Yani Türkiye'ye korkusu sen mültecileri tut, tabii biz de raporu erteleyelim. Tabii öyle bir şey bu. Bu zaten daha önce Avrupa basında yansıdı. Böyle yorumlar sosyal medyada da yapıldı.
Bu şaşırtıcı değil. Zaten açıkçası açıklansa şaşırtıcı olacaktı. Yani bunun açıklanması beklenmiyordu, ertelenmesi bekleniyordu. Dolayısıyla öyle de oldu. Bu tabii ki yani bir yandan AKP iktidar tarafından tartışılacak yanı var ama dediğim gibi bir diğer taraftan da Avrupa Birliği'nin pozisyonu açısından da bunun tartışılması gerekiyor tabii. Evet. Şimdi dün Diyarbakır'da bir operasyon yapıldı. Operasyon sonucu iki polis yaşamını yitirdi. 7 de IŞİD üyesi yaşamını yitirdi, öldürüldü. Şimdi Diyarbakır Valiliği bugün açıklama yaptı operasyonla ilgili. Bir canlı bombanın operasyonda ele geçirildiğini, ayrıca evde çok sayıda bomba yapımında kullanılan malzeme bulunduğunu açıkladı. Şimdi haberin ayrıntısında fünyeler mi, tabancalar mı, işte bomba yapımında kullanılacak kilolarca malzemeden mi? Yani bir sürü şey var. Envanter içerisinde bir sürü malzeme var. Resmen depo gibi kullanılmış. Bu malzemeler rahatlıkla oraya taşınmış. Yani insan bir tarafıyla da hayret ediyor. Haberi okuyunca, ayrıntıyı okuyunca. Bu gelişmeyi şuna beraber sormak istiyorum. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri de açıklama yaptı. Kilis'te Suriye'ye geçmek isteyen 17 IŞİD üyesi yakalandı şeklinde. Acaba Ankara katliamından sonra güvenlik açısından bir politik değişiklik mi var? Yani çok mu önlerini açtık, biraz hani sıkıya alalım yaklaşımı mı var? Tabii ki, yani hükümet burada dünya ve Türkiye kamuoyunda çok fazla sıkıştı tabii. Seçim öncesi özellikle bu konuda bir şey yapılıyor olmasına ilişkin bir görüntünün oluşmasını iktidarı rahatlatabileceği düşünülüyor. Çünkü bu konuda ciddi haklı bir suçlama altında bulunuyor iktidar. Burada tabii bizim sormamız lazım. Yani canlı bombanın ele geçtiği söyleniyor. Şimdi Diyarbakır'da o patlamayı seçimden önce 5 Haziran 2015'te o bomba patlatılırken neden daha öncesinde bulunmadı? Bu insanlar neden daha öncesinde yakalanmadılar? Diğer taraftan Adana ve Mersin'de bombalar patlatıldı, bunu biliyoruz. Ve Ankara katliamı. Niye bunlardan önce bu operasyonları biz göremedik? Dolayısıyla bunun ben iktidarı aklayıcı bir sonuç doğurmadığını düşünüyorum. Ve bütün o canlı bomba olarak isimleri açıklanan değerlerinin nerede olduğunu sormamız gerekiyor tabii. Bir kişi yakalandı, canlı bomba demenin bir manası yok. Diğerleri nerede? Yani insanlar bugün... Yani nasıl söyleyeyim, şimdi linç edilip diyelim İzmir'de görülen davayı düşünelim. Linç edilip öldürülen çocuğun Kobani'li dayanışma eylemlerinde öldürülen. Adını şimdi unuttum ama Yasin Börü davasıyla da avukatı kıyaslayarak söylüyor. Bugün davası görüldü ve onun babasının bu lince engel olmaya çalışmakla örneğin suçlanıyor. Hapis cezasıyla suçlanabiliyor. Böyle pek çok davadan söz edebiliyoruz. Yahut da insanların makul şüphe adı altında yani gazetecilere kadar uzanan davalar silsilesinden söz ediyoruz. Ama bunların hepsi açıkçası hükmünü icra edene kadar bu canlı bomba olayları, tarihi çapta eylemler gerçekleştirileni ve çok sayıda insan katledilene kadar bunlar izlendi. Dolayısıyla şimdi bizim bunların neden bulunamadığını sormamız lazım. Bize yani Diyarbakır'da bir operasyon yapıldığını söyleyerek bunun bir yatıştırıcı donu olmadığını düşünüyorum. Yani bir yapıdan söz ediyoruz. Devlet tarafından desteklendiğini takipten söz ediliyor. Bu insanların yerleri, yurtları biliniyor. Türkiye'den kaç tane IŞİD'e eleman geçtiğine ilişkin istihbarat raporları var. Bunlar Türkiye ve dünya basında yayınlanıyor. Dolayısıyla şimdi şu kadar kişiyle ele geçti, şöyle bir çatışma oldu, 7 kişi öyle ele geçti gibi bir şeyin tatmin edici bir tarafı yok. Bu verilerin çok daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu operasyonun daha da erkenden tabii yapılması ki, gerektiğini düşünüyorsunuz. Şimdi son konumuz olsun, zamanımız da daralıyor. Kabataş yalanı birkaç gündür tekrardan gündemde. Şimdi Abdülkadir Selvi de bugün köşesinde meseleyi yazdı. Hem Cem Küçük'e, çünkü Kabataş'ın bir kurgu olduğunu söylemişti kendisi, hem de AKP içinden yapılan bu tür itiraflara sanki bir set çekmek istiyor Selvi. Şöyle diyor: Kabataş kurguydu diyen Cem Küçük, o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da kurgu yapmakla suçladığının farkında mısın? Vicdansız adam, geziciler bundan rahatsız olabilir, peki sana ne oluyor diye Cem Küçük'e soruyor.
Değerli izleyenler biliyorsunuz, Kabataş saldırısında ismi geçen, mağdur olarak ismi geçen Zehra Develioğlu'yla Star'dan Elif Çakır bir röportaj yapmış. Ardından bu röportajın ve olayın gerçekliği çokça konuşulmuştu. Birçok defa bu haberin, röportajın yalan olduğu, kurgu olduğu yönünde açıklamalar yapıldı. En sonunda yine sanırım Star'dan değil mi Cem Küçük bu meselenin kurgu olduğuna yönelik bir açıklama. Ve yine o gazetenin politika editörü, Taraf Gazetesi'nde şimdi köşe yazarı Murat Seçkin. Evet, bunu gündeme getirdi. Yani orada Çakır'ın işte ya bu haberde ne dediğine ilişkin kendisine yazı işlerinde soru sorulduğunda ya kendisi söyleyebilecek halde değildi. Hani ben bunları hissettim yazdığım gibi bir şey çıkıyor. Dolayısıyla bunun bir kurgu olduğunda başka bir ifadesi. Tabii burada o meslektaşlarımıza sormak lazım. Yani bunlar AKP rejiminin yeniden güçlü bir şekilde tesisi ve insanların katledilmesi için o haberler kullanılırken neredeydiniz diye sormamız gerekiyor. Yani illa diyelim o gazetelerden atılıp konumları değiştikten sonra mı bunları söylemeleri lazım diye de bir soru yöneltmemiz lazım tabii. Hı hı. Son olarak belki iki cümle. Selvi'nin bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öne atıp ya tamam yeter artık bu eleştirilerde bir durun, Erdoğan da bu işin içerisindeki içinde şeklindeki çıkışını nasıl değerlendiriyorsun? Bence artık efektif değeri kalmayan, satış karşılığı olmayan ve satışa sunulduğu ölçüde de iktidarı yıpratmaktan başka hiçbir sonuç doğurmayan olayları kapatmanın daha akıllıca olduğunu söylemiş oluyor. Peki. Fatih çok teşekkür ederim. Ben teşekkür katıldığın ederim. İçin, yorumların için. Değerli izleyenler, bugünlük Gündem Politika'da sona geldik. Bir başka Gündem Politika programında tekrar görüşmek dileğiyle. İyi seyirler.